Koç Holding'in net aktif değerini, ya piyasa değerinin net aktif değerini yansıtmadığını açıkçası düşünüyorum. Riski dağıtan çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı var. Yabancıların ilgisi oldukça fazla. Ama bankacılık tarafında karlılıkların düşmesi, şirketin içerisinde işte birçok sektörden şirket grubunun olup bu şirketlerin enflasyon muhasebesinden olumsuz etkilenmesi Koç Holding tarafının da aslında baskılanmasına karlılık tarafında sebebiyet verdi. İkinci çeyrekte özellikle bunu fazlasıyla gördük. 430 milyon TL'lik bir kar beklentisi var. Bu kar beklentisine bakıldığı zaman da hani zaten düşük bir kar beklentisi. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %99'luk bir aşağı yönlü seyri işaret ederken geçen çeyreğe göre %163'lük bir seyri işaret ediyor ama yani %163 de çok bir anlam ifade etmiyor. 430 milyon TL'lik bir kar rakamı gelirse. O yüzden enflasyon muhasebesinin nazizliğine uğramış büyük şirketlerden bir tanesi içerisindeki iştiraklerinden kaynaklı. Ama enflasyon muhasebesi hikayesi hayatımızdan kalktığı zaman ya da ihracatı yüksek satışları döviz endeksi ve kurdaki yükseliş satışlarına yansıtabilen şirket grupları ön plana çıktığı zaman ya da büyüme odaklı strateji çerçevesinde bir miktar daha faiz indirimleriyle talebin artması sonrasında tekrardan Koç Holding'in karlılıklarının eski günlere dönebileceğini düşünüyorum. Ve yabancı ilgisinin de artmasıyla Koç Holding tarafında potansiyel olduğunu düşünüyorum.